Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı günler, gününüz mübarek olsun, ramazan Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim duaların reddedilmediği iftara yakın şu saatlerde inşallah şu ibadetimizi, şu duamızı, şu halimizi, şu ahvalimizi dergah-ı izzetinde kabul etsin hayırların fethine, şerlerin define vesilesin inşallah. Malum Ramazan-ı Şerif'in neredeyse her gününü elhamdülillah beraber geçiriyoruz. Beraberce şeytanın ve nefsin karşısında omuz omuza verip iradelerimizi birleştirip ittifak ediyoruz. Çünkü bir yerde çok güzel bir ifade var. Bununla alakalı tarih hayatta geçiyor. Diyor ki birbirinden ayrılıp birleşmeyen su damlaları gibi Kur'an'ın mecrasından ayrılıp birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyin diyor. Yoksa toprak gibi sefahat ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır diyor. Şimdi damlalar birleşti mi? Değil mi? Göl gibi olur, sel gibi olur. Önünde hiçbir toprak dayanamaz. Onlar da sürükler götürür ama damla olarak düşerse bir de düştüğü yer çölse o damlanın ikinci bir ihtimali yok muhakkak ve mutlaka mahvolmak zorunda. Şimdi ahir zaman Allah aşkına gençlik için özellikle insanlık için manevi bir çöl Kurumuş her şey. İnsanlık kurumuş, maneviyat kurumuş. Herkes dünyaya maddi açıdan, herkes hayvani, herkes dünyevi cepheden bakmaya başlamış. Böyle bir asır, böyle bir zaman, böyle bir devir yaşanıyor. Şimdi böyle bir devre, böyle bir asra, böyle bir zamana, böyle bir toplumun içine... ...ehli iman tek başına bir damla olarak düşerse... ...o çöl toprağının damlayı yuttuğu gibi şu toplum da insanı yutar manen eritir, bitirir, bütün insani özelliklerinden soyar, insaniyetten mahrum bırakır. İşte şu dersler, şu beraberlik, bu sohbetler, şu Ramazan-ı Şerif orucuyla, teravihiyle, mukabelesiyle aslında hep nedir biliyor musunuz? Bizim insanlık çekirdeğimize verilmiş sudur bu çekirdeği neşvire malandırmak için, uyandırmak için bir gayrettir, bir duadır. Zaten duadan başka bir şey de elimizden gelmez ki. Şu anda yaptığımız da duadan ibaret. Cenab-ı Hak inşallah şu beraberliğimizin hatırına, şu zihnen, fikren, Kur'an'ın hakikatlerine teveccüh edişimizin hatırına inşallah şu manalar açar, ikram eder, hem bize hem size hepimize birden tesir eder de Tam Resul-i Kibriya'ya yakışır bir ümmet, cenab Hakk'a yakışır bir kul olabilmeyi bize nasip eder inşallah. Her şey O'nun elinde. Biz ise şu anda fiili ve kavli duayla O'nun kapısını çalıyoruz. Rahmet-i niyaz ediyoruz. Rabbim inşallah ikram ve ihsan etsin. Hızlı bir şekilde paylaşalım. Çünkü bugünkü dersimiz gerçekten insanlığımızın, ana direği, orta direği. Hani çadır olur ya çadır böyle. Orta direği olur. O direk yoksa çadır yok demektir. Onun gibi insanlığımızın orta direği bugünkü dersimizin mevzuu konusu insanı insan yapan değer. İnsanı hayvaniyetten sıyırıp da insaniyet ve melekiyet vaziyetine çıkaran sır nedir bizi insan yapan mana? Bismillahirrahmanirrahim. lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve cennet olur. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin diyor. Buradaki elhamdülillah orada nasıl yiyeceğiz onu bilmiyoruz ama ha, şimdi dünyadaki bütün letaif, bütün güzellikler, Dünyadaki bütün cazibeler, dünyadaki bütün lezzetler, keyifler, zevkler Cenab-ı Hak öyle diyor. Bin senesi cennetin bir saatine denk gelmiyorsa öyleyse bizim hayallerimize sığmayan bir lezzetten bahsediyor. Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin. Aslında elhamdülillahın iki meyvesinden bahsediyor başka yerde. Hem burada hem orada. Birisi peşin muaccel, Diğeri de ileride müeccel cennette. Şimdi elhamdülillah diyebilmek. Yani nimetin arkasında münimi, o nimeti gönderen zatı görmek, bilmek. Sonra onun hazinesinin sonsuzluğunu idrak edip, o nimetin biteceğinin endişesinden kurtulup, değil mi? o nimetin lezzetini, tadını sonuna kadar çıkarmak. Sonra o elhamdülillah manasının içinde o nimet vesilesiyle sana teveccüh eden o nimeti bizzat sana ikram ederek sana iltifat eden seni düşündüğünü, seni hatırladığını, seni bildiğini, seni sevdiğini ve sana değer verdiğini o nimetle ifade eden bir Allah'ın iltifatını hissetmek. Rabbim beni biliyor, tanıyor. Bunu bana özel göndermiş. Tam tadı dilime göre, rengi gözüme göre, vitaminleri vücuduma göre. Üzerinde adresim yazıyor. Ha, belli ki bana bütün şu kainattan, bütün alemden, baharlardan, yazlardan, topraktan, havadan, sudan, güneşten, yağmurdan süzüp bu nimeti gönderebilecek kadar değer veren bir Rabbim var diye. Bakın şimdi elhamdülillah'ın içinde iki nimet, iki lezzet, iki meyveden bahsediyor. Birincisi elhamdülillah'ın içindeki mana ve hakikat. Çünkü çok insanlar var. Nimeti yiyorlar. Nimete muhatap oluyorlar. Nimet onlara da ulaşıyor. Ama elhamdülillah diyemedikleri için. O nimetin arkasındaki münimi hakikiyi göremedikleri için o nimetin arkasında kainatın sahibi olup da bütün şefkatiyle, merhametiyle ona teveccüh edip, bütün mahlukatı onun sofrasındaki bir rızık için çalıştıran Cenab-ı Hakk'ı bilemedikleri için, o iltifattan, o teveccühten, Rabbimizin değil mi, o iltifatından, o muhabbetinden, o manevi lezzetten, zevkten, emniyetten, şereften mahrumlar. Öyleyse bakın o elmanın içinde elma lezzetinden bin kat daha fazla iltifat-ı Rabbani'nin Allah tarafından gönderilmiş olmasının lezzeti var değil mi? Allah Allah. Şimdi insan düşünüyor da düşünün mesela deseler ki Bediüzzaman Hazretlerinin tesbihi var. Bediüzzaman Hazretleri bu tesbihi ileride şöyle birisi gelecek onu ona verin diye size göndermiş. Veyahut onun zamanında yaşıyorsunuz. Vefatından önce bu tesbihimi falancaya gönderin diye size ismen hitap etmiş, size göndermiş. O tesbihi ömür boyu saklarsınız değil mi? Her gördüğünüzde değil mi? Öyle şereflidir ki o sizin için. Onun yerine altından tesbih verseler istemezsiniz. Çünkü onun maddi değerinin yüz kat daha üstünde manevi değeri var. Eğer o tesbihi gönderen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'sa bir hediye gönderdi. Tesbih veya başka bir hediye. Gönderen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve bizzat size gönderdi. Vay be. Bizzat kendine ait bir hediyeyi size gönderdi. Nasıl bir şereftir ya. Dünyaya ilan edersiniz onunla nasıl insan iftihar eder değil mi ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hırkasını kime göndermişti? Veysel Karani Hazretlerine göndermişti. Düşünün. Götürenler de kim? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Ömer Efendimiz. Ya. İki tane en şerefli sahabenin en üstünlerinden dört halifeden ikisi. Melik'in atiyelerini matiyeleri taşır. ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyelerini de bırakın da onlar taşısın. Şimdi düşünün nasıl büyük bir şeref değil mi? Veysel Karani Hazretleri o hırkayı almış gözlerinden çağlayanlar gibi yaşlar akıyor. Gönderen kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi daha ilerisini düşünün. Biraz sonra iftar sofrasına oturacağız. Bu meyveyi gönderen, bu rızkı gönderen kim? zaman değil... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi... Doğrudan doğruya... zamanı da... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da yaratan... Ve o nimeti bütün kainattan süzüp de benim soframa koyup... Bana ikram eden kainatın sahibi... Allah ya... Bir hissedebilsem şu manayı... Vallahi o rızkın önünde çöker eğilirim ya... O yüzden bakın rızka hürmet nimete hürmet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a hürmet olarak kabul edilmiş. Yoksa biz niye ekmeği öpüp başımıza koyuyoruz? Yere düşürmüyoruz, ayağımızın altına almıyoruz. Niye ekmeğin ne kıymeti var ki? Ha, ekmeğin kıymetinden ya bizim çok ihtiyacımız var ona şundan değil değil. Neden dolayı? Onu gönderen zatın kıymeti var. Onu bana ikram eden Allah'ın hediyesi o ya. Hediyeye karşı değil mi? onu değersiz görmek, hafife almak, hediyeyi gönderen zatı değersiz görmektir. Onu hafife almaktır. Şu cümleyi tekrar okuyorum. Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet o şükür vasıtasıyla bir nur olur. Bakın yediği nimet maddi. Çıkan mahsul, çıkan mamül, çıkan netice nur. Manevi şükür. Bak madde girdi, mana çıktı. Demek ki insan neymiş? Maddeyi manaya çeviren bir santral. Hani termik santraller var ya kömür giriyor, elektrik çıkıyor değil mi? Görünen bir mahsul giriyor, görünmeyen bir mahsul çıkıyor. Adam şimdi o görünmeyen mahsulü görmediği için şimdi bir bakıyor ki ya, oradan tırlarla kömür geliyor. Burada yakıyorlar. Öbür taraftan küller yükleniyor gidiyorlar. Allah Allah ya arkadaş ne yapıyorsunuz siz? Aklınızı başınıza alın. Burası kömürleri kül yapmak için mi kuruldu? Niye bu kıymetli kömürleri kül yapıp da çöpe döküyorsunuz? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Durdurun bu fabrikayı demez mi? Fabrika sahibi ne der? Santral sahibi ne der? Ya kardeşim senin bildiğin gibi değil iş. İş başka. Buradan görünmeyen öyle bir mamül elektrik denilen bir madde bir enerji üretiliyor ki koca şehirleri ihya ediyor. Buzdolabına giriyor, soğutuyor, sobaya giriyor, ısıtıyor, kombiye giriyor, evi ısıtıyor. Değil mi? Ne kadar işlere yarıyor. Bulaşık makinesinde bulaşığı yıkıyor, ütüye giriyor, ütülüyor. Bütün hayatın her safhasında kullanılıyor. Adeta hayat veriyor insanlığa. Sen buradan çıkan mahsulün kıymetini mi bilsen? Hani nerede mahsul? Görünmüyor ki. Görünmüyor ama değil mi? Görünen bir sürü işler onun neticesi olarak ortaya çıkıyor. Ha, ve öyle kıymetli bir mamül ki bu. Bunun için bunca tonlarca kömürün hepsi feda olsa bir o kadar daha feda olsa yine değer yine kurtarır yine israf olmaz diyor. Şimdi aynı santral biziz. Bizi Cenab-ı Hak şükür makinesi olarak yaratmış. Şimdi birisi dese ki çıkıp birisi diyebilir ki ya bu nedir arkadaş? Kendinizi bilmem şükür makinesi olarak, şükür fabrikası olarak, şu olarak, bu olarak değişik varlıklar olarak görüyorsunuz. Nereden belli insanın şükür makinesi olarak yaratıldığı dese ne dersiniz? Neresinden belli? İnsanın fıtratı, yaratılışı, ruhundaki program şükür makinesi olarak yaratıldığının deliliymiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü İnsan herhangi bir yerden, kimden geldiği önemli değil. Herhangi bir şahıstan, herhangi bir nimete mazhar olduğu zaman, bir ikram edildiği zaman ona karşı hemen otomatik olarak bir minnettarlık, bir teşekkür hissi içimizde belirmiyor mu? Mümin olsun, kafir olsun, sıddık olsun, zındık o fark etmiyor. Yamyam -yam bile olsa yamyama da bir şeyler ikram etseniz size karşı minnettar olur. Bak yaratılışta var, fıtratta var bu. Öyleyse nimet girince otomatik olarak şükür çıkıyor. İşte insan şuuru da ne yapacak? O nimetin kimden geldiğini aklıyla, ilmiyle, izanıyla diyecek ki ya bu elmayı değil mi ağaçtan süzüp de ağacı da mevsimlerden süzüp de mevsimleri de güneş sisteminden süzüp de güneş sistemi de bütün kainattan süzüp de bütün alemden bu meyveyi süzüp benim soframa göndermek için bu tezgahın tamamının sahibi olmak lazım. Yani ağacın sahibi olmayan meyveyi yapamaz. Mevsimlerin sahibi olmayan ağacı diriltemez. Mevsimler değil mi? Güneş sistemine hükmetmeyen mevsimleri kuramaz. Ha, bütün Samanyolu galaksisinin intizamını, nizamını, dengesini, sistemini bilmeyen onun içindeki güneş sisteminin düzenini ayarlayamaz. Öyleyse kainatı yaratamayan bu sofrada bu meyveyi bana ikram edemez diye akıl ne yapacak? O nimetin arkasından münimi o nimeti sana ikram eden zatı bulacak. Dolayısıyla ham madde kimden geldiyse mamül madde onun hakkıdır. Nimet kimden geldiyse şükür onun hakkıdır deyip şükrü de ona tevcih edecek. Ona çevirecek. Zaten bütün şirklerin altında ne var? nimetin kimden geldiğini bilememekten dolayı şükrü kime yapacağımızı bilememenin adıdır şirk değil mi adam şifa bulmuş doktor sana hayat borçluyum diyor işte gitti öyle, öyle ya bu patron diyor bizim rızkımızı veriyor diyor işte gitti şu ağaç diyor bu sene şu kadar meyve verdi diyor işte bitti Bak hep ne yaptı? Bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata, sebeplere ve tabiata taksim etmek zerre kadar Allah'a iman hakikati onda yoktur diyor. Vay be! Bakın ne yaptı insan? Şükürden şirke gitti. Şükür var. Şükretmeyen hiçbir insan yok dünyada. Ama şükretmesi önemli değil. Kime şükrettiği önemli. Ha Nimet'i başkalarından bilince şükrü de başkalarına yapıyor. Başkalarına minnettar oluyor. Ha zaten en büyük tehditler, cehennem azabının en ağırları, en tehdit, büyük tehditler şirk günahı için. Cenab-ı Hak diyor ki ben her günahı affederim. Ya inna Allah yaghfir en yushrike bihi ve yaghfir ma dun zalik. Her günahı affederim diyor. Ama şirki asla diyor. Şirki affetmem. Niye? Şirk çünkü nedir? İnkar, şirk. Bunlar doğrudan doğruya seni affedecek merciyi inkar etmek ya. Dolayısıyla kendi affını kendi elinle iptal etti. Sen düşün mesela. Hakim seni affedecekti. Dedin ki ben hakimi tanımıyorum dedin. Dolayısıyla hakimin affını da iptal ettin. Ya lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevi bir meyve cennet olur, verdiği lezzet ile Cenab-ı Hakk'ın iltifatı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimi bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevi lüpleri ve hulasaları ve manevi maddeleri ulvi makamlara gönderip nimet girdi, şükür mahsulü çıktı. Onu da Rabbimize değil mi, gönderdik. Maddi ve tüfli kosa, posa ve kışri yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri fuzulat olup aslına yani ana sıra inkılap etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse ham madde girdi mamul madde çıkmıyor. Onun yerine posa çıkıyor. Bütün ham maddeyi ütüp posa yapıp çöp haline getirip hurda haş yapıp döküveriyor. Ha. Böyle bir fabrikayı ne yapar fabrika sahibi? Yıkar ya. Ha, bakın ne diyor? Eğer şükür etmezse o muhakkat lezzet zeval ile bir elem ve teessüf bırakır kendisi dahi kazurat olur gider. Elmas mahiyetindeki nimet kömüre kalbolur. Ya. Şükür ile zail rızıklar, daimi lezzetler, baki meyveler verir. Bakın rızık zail, geçici. Fakat o rızkın gönderildiği merciyi insan bilince, gönderen zatı tanıyınca, onun hazinesinin sonsuz ve daimi olduğunu keşfedince, giden, biten, son bulan, tükenen rızkın arkasından üzülmüyor. Meyve gitse de ağacı baki ise yerine gelen var diyor. Allah baki, onun rahmeti baki. Şu dünyanın içindeki bütün nimetler bitse, gençliğim gitse, ömrüm bitse, hayat bitse o baki ya. O baki ise rahmeti de bakidir. Rahmeti baki ise rahmet edecek muhatapları olan değil mi dostları olan insanlar da bakidir. Öyleyse ebedi bir rahmet var. Üzülecek, tasalanacak, kederlenecek, değil mi? Ölümden korkacak hiçbir şey yok. Şu dünyada küçük bir kahvaltın evinden şu ziyafete seni davet edip getiren ebedi ziyafete de seni ölüm denilen yolculukla alıp götürecek. Ya. Şimdi insan ölüme böyle bakabilse ya. İnanın hayatta güzelleşir ya. Tamam ölüm hayatın sonunda. Ama sonunda olması bütün hayatı berbat ediyor ya. Çünkü o sonu nerede hayatın onu bilmiyoruz. Yani ölüm dediğimiz hakikat imansız bir insan için ölüm idam ya. Şimdi hayatın her dakikasını tehdit ediyor. Her dakikasını zehire çeviriyor. Her dakikasını berbat ediyor. Her dakikasını ızdıraba döndürüyor. Ha şimdi bu durumda nedir? Bakın ölüm hayatın sonunda ama hayatın sonu nerede onu bilmiyoruz. Ha şimdi bu vaziyette insan ne yapıyor? O ölümün ızdırabını, acısını, dehşetini her an çekerken hayatını acılaştırıyor kendine. Her şeyden korkuyor. Ölümü hatırlatan, ölüme vesile olabilecek her şey onu titretiyor. Depremler, taunlar, virüsler, kudemi koronalar şunlar bunlar. Aman aman şöyle mi? Aman böyle mi? Kardeşim tamam anladık tamam tedbir alalım da bu kadar korku insanın aklını kaçırtırır ya hayatı zehire çevirir. Cenab-ı Hak korku nimetini, korku bir nimettir Allah'ın verdiği bir nimettir. Korkuyu vermeseydi Allah hayatımızı muhafaza edemezdik. Hayatı muhafaza etmek için vermiş, biz hayatımızı berbat etmek için bak kullanmasını bilmeyince, yerli yerinde kullanmayınca, hangi durumlarda korku değil mi geçerlidir, hangi durumlarda korku sahtedir, geçersizdir, boşunadır, fazladır, onu insan bilemeyince, Ha, o zaman ne yapıyor korkulmayacak şeylerden de korkuyor milyon ihtimallerden de milyonda bir ihtimallerden de korkuyor o zaman hayat kendisine zehir oluveriyor ya şükür ile zail rızıklar daimi lezzetler baki meyveler verir şükürsüz nimet en güzel bir suretten çirkin bir surete döner çünkü o gafile göre rızkın akıbeti muhakkat bir lezzetten sonra füzül attır rızık Allah aşkına şöyle imansız bir insan için düşünün yani bütün rızıkları ne olarak düşünüyor şu dilden geçirinceye kadar 3 saniyelik şu dilde azıcık bir haz bir lezzet için o kadar bitti arkadaş ya bütün o güzellikler yaratılıştaki harikalı görünüm güzelliği tat güzelliği içindeki vücudun en ince en küçük ihtiyaçlarını bile düşünüp de içine dolduran değil mi o gıda güzelliği, lezzet güzelliği. Bak bütün o güzellikler sadece hayvan gibi 3 saniyelik bir tadı alıp sonra da posa, süfliyat, pislik haline dönüşüp tuvalete dökülmek için yaratılmış olamaz. İnsan da pislik makinası değil ki ya. Bütün nimetleri pis bir surete çevirip götürüp değil mi? E, pis değil mi, tuvaleti dökmek için yaratılmış e, bir abimizin bir ifadesi vardı affedersiniz diyordu ki tu, mutfakla tuvalet arasında bir gider borusu diyordu ya doldur boşalt bu mu yani hayat insan bu mu bu olabilir mi insan en güzel nimetleri en çirkin bir surete dönüştüren bir makine ha bak ham madde girdi ondan daha güzel nimetler şükür mahsulü o zaman ye yiyebildiğin kadar ye niye çünkü ham maddeden daha kıymetli bir mamül madde çıkıyor. O fani ham madde giriyor. Sen yemesen zaten çürüyecek fani. Ama oradan baki mahsuller çıkıyor. Şükür dediğimiz netice çıkıyor ya. Allah Allah. Şimdi mesela insan cömert bir insan düşünün. Adam şimdi Ramazan günü bir iftar sofrası serdi. İkram etti öyle ikram etti ki muhataplar yani gelen misafirler artık yeter dediler. O kadar çok ikram etti, o kadar güzel ikram etti. O kadar nimetlerin çeşitleriyle donattı diyelim. Şimdi deseler ki ya şu kadar masraf çıktı, şu kadar para masraf oldu. Ne der adam? Helal olsun. Değdi der. Niye? Ya ol tamam arkadaşlar bunca verdiğin paraya karşı ne aldın sen? Hiçbir şey almadın. O manzarayı gördü ya. Bakın o kendisi cömert olduğu için, Ali Cenab olduğu için ondan öyle bir lezzet aldı ki parayla ölçülmez o ya. Şimdi şu Ramazan-ı Şerif'te biraz sonra iftar sofralarını düşünün. Semadan şöyle bir Gökyüzünden bir paraşütle Bursa'ya baksak şöyle değil mi? Bütün iftar sofralarını yan yana düşünsek. Şimdi meleklerin nazarları görüyormuş mesela onlara çatılar falan mani değil. Bütün sofralar şimdi Cenab-ı Hakk'ın nazarını düşünün ya. Allah Allah. Hepsi birden yan yana dizilmiş. Ellerinde çatal bıçaklarla, çatal kaşıklarla ne yapıyorlar? Emri ilahi bekliyorlar. Şu manzaradan Cenab-ı Hakk'ın kendine has alacağı lezzet. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kendine has alacağı mana ve hakikat nedir ya? Tabirinde aciz olduğumuz lezzeti mukaddese iftiharı kutsi aşkı mukaddes diyor. Nasıl bir manalardır bilemeyiz ama şunu biliyoruz ki Cenab-ı Hak bu şuunatının numuneciklerini bize vermiş, bize takmış. Biz ta ki kendimizdeki duygularla Cenab-ı Hakk'ın o tabirinde aciz olduğumuz duygularının varlığını keşfedelim hiç olmazsa. Mahiyetini keşfedemeyiz de varlığını keşfedelim hiç olmazsa. Yani Cenab-ı Hakk'ı bütün kainatı nimet yapıp da şu Ramazan-ı Şerif'te buyurunuz diye bütün insanlığa ikram etmeye sevk eden mana ve hakikat hangi ismidir, hangi manadır, hangi şu şuunattır hiç olmazsa onu insan olarak ne yapıyoruz biliyoruz. Evet rızkın aşka layık bir sureti var. Yani rızka aşık olmak var. Ha, hani mesela şimdi düşün ya adam özellikle iftar sofrasında şimdi öyle bir aşkla saldırıyoruz ki rızka. Karşıda neredeyse tabaktaki yemek titriyor. Öyle bir iştahla sarılıyoruz ki. Tamam iştahla sarılalım, sevelim, aşık olalım hatta. Fakat ne diyor bakın Rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görülür. Ha yani rızkın kendisine değil de o rızıkla sana sevdiğini ilan eden, iltifatını ilan eden zatın sana olan muhabbetine, sana olan aşkına karşı sendeki aşk olması lazım. A Hediyenin kendisine değil de o hediyeyi gönderen zata karşı sende bir aşkın, sende bir sevginin, sende bir muhabbetin coşması lazım. Evet rızkın aşka layık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Abi falan yerde bir bir, 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 ya abi bir gör. Karada ölüm yok. Şöyle lezzetli, böyle lezzetli. Allah Allah. Tamam da arkadaş, o lezzeti almak için insan olmaya gerek yok ki ya. Hayvan da alıyor o lezzeti ya. İnsan olamayan insanlar da aynı lezzeti alabiliyor mu? Öyleyse imansız, insaniyetten nasibi olmayan bir insan veyahut herhangi bir hayvandan farklı aldığımız lezzet bizi insan, insan yapıyor. Bizi insan yapan lezzet oymuş. Oymuş rızkın aşka layık sureti. Ne diyor bak? Yoksa ehli gaflet ve dalaletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki ehli dalalet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar. En vazi hayat içinde, bütün canlılar içinde en ziyade rızkın envağına, rızkın çeşitlerine muhtaç insandır. Hayvanın bir arpasını suyunu koydun mu yeter. İnsan öyle mi ya? Dilinin zevkine yeryüzü sofralarla serilmiş. Hepsine ihtiyacı var. Gözünün zevkine envai çeşit renklerle donatılmış. Kulağının zevkine envai çeşit sesler. Kalbinin zevkine, ruhunun zevkine bir sürü maddi manevi mideler var. Her birinin rızkı var. Ne diyor bakın? Enva-ı hayat içinde en ziyade rızkın envağına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayna ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mucize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek, tartacak, anlayabilecek, tanıyabilecek aletleri havi bir halife arz suretinde yaratmıştır. Yani adeta Cenab-ı Hak isimleri sıfatları adedince bize ölçüler, diller, teraziler, makineler takmış. Ta ki bizi kendini tanımak için yaratmış ya onun isimlerini tanıyalım, tartalım, anlayalım, idrak edelim, mahiyetini çözelim. Dolayısıyla Rabbimizi bilerek ona muhatap olmak vazifesiyle gönderilen biziz. Halife-i zemin, eşrefi mahlukat, bütün esmasının, cilvelerinin ve sanatlarının inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip maddi ve manevi rızkın hassiz envaına muhtaç etmiştir insanı bu camiyete göre en ala bir mevki olan ahseni takvime çıkarmak vasıtası da şükürdür. Allah Allah. Şükür olmazsa esferi safiline düşer bir zulmü azimi irtikab eder. Şimdi insan vazifesini yaparsa diğer mahlukatın da vazifesini yerine getirmesine vesile olmuş oluyor. Mesela tavuk yumurtladı. Biz onun yumurtasını yedik. Şükrümüzü eda edersek onun yumurtası hedefini bulmuş oldu. Ama biz onun yumurtasını yedik ama şükrümüzü eda etmedik. Dolayısıyla onun yumurtası da boşa gitti. Biz de boşa gittik. Onun hesabında Allah bizden soracak. Tavuk da bizden davacı olacak bir tarafta. Ya Rabbi benim yumurtamı yedi de Beni gönderen, benim elimle yumurtayı gönderen seni tanımadı, sana şükretmedi diye o da bizden davacı olacakmış. Allah Allah. Şu mana çok önemli de. Diyor ki şükür olmazsa esferi safiline düşer, bir zulmü azimi irtikab eder. Yani ahseri takvim demek, kainatın kıvamı demek, olmazsa olmazı demek. Şimdi insan şükrü yaptığı zaman kainat kıvamını buluyor. Kainat Cenab-ı Hakk'ın istediği manayı ve hakikati ortaya koyuyor. Kainat tam kıvamında, tam hakikatında, tam Rabbimizin istediği noktaya, istediği vaziyete geliyor. Ama insan vazifesini şükürne eda etmeyince zaten insanlıktan çıktığı için Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kainattan beklediği neticede ortaya çıkmıyor. Ve insan kendisi ahsen-i takvimini kaybettiği için kainatın da kıvamını kaybettiriyor. Demek insanın varlığıyla her şeyin kıvamı ya. Şimdi düşünün mesela şurada koltuklar var, perdeler var, halılar var, lambalar var, kitaplar var. Fakat insan yok. bak hepsi yarım kaldı ya hepsi insan için değerli insan varken değerli insan varken bir kıymet ifade ediyor İnsanın hayatına hizmet ettiği kadar kıymetli ama insan yoksa insan aldığınız zaman hepsi boşta kalıyor hepsi yarım yamalak, hepsi manasız, hepsi abes kuşlar buraya girse koltuk lazım değil, perde lazım değil koyunları doldursak buraya koltuk lazım değil lamba lazım değil <laughs> Öyleyse bakın şimdi şu dünyadan da insanı alsak. İnsanı alsak derken yani insan nevini şu dünyadan alıp çıkartsak manasında değil. İnsanın insanlığını aldığın zaman dünyadan insanı almış oluyorsun. Geriye insan görünümlü hayvanlar kalıyor. Sadece rızkı için, lezzeti için, anlık hayvani ve nefsani zevkleri için yaşayan hayvandan başka nedir? Ha, bakın ne oldu şimdi? İnsanın insanlığını aldın. Dolayısıyla kainatın kıvamı gitti. Manası gitti. Hakikati gitti. Değeri, kıymeti bitti. Ya. Her şey manasız, abes, boş oldu. Anlaşılıyor değil mi? Bakın insanın şükrü adeta kainatın kilit noktasıymış. Ya. Ha, şükrün diyor envağı var, çeşitleri var o şükrün bütün çeşitlerinin fihristesi de namazdır. O yüzden namaz dinin direğidir. O direği çektiğin zaman din yıkılır. Din yıkılınca insanlık yıkılır. İnsanlık, insanlık yıkılınca kainat yıkılır. Manasız olur, abes olur. Boş kalır. Kıvamını kaybeder. Bakın bir direk ya. Her şey gelip gelip bu namaza dayanıyor arkadaş. Öyleyse muhakkak ve mutlaka ne yapıp yapıp iki elimiz kanda değil mi? Ne vaziyette olursak olalım bu namazı kılmamız ve insanlara da şuurunda farkında olmayan kıymetini bilmeyen namazın hakkatını bilmeyen keşfetmemiş insanları da teşvik etmemiz lazım. Ya. Elhasıl en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş. Der tariki azimendi, mendi, lazım ahmet çağrı çiz, aziz mutlak, fakr mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Allahum mecalna min eşşakirin bi rahmetike ya rahman rahimin. Subhaneke la ilme lena illa inneke entel hakim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin seyyidi şakirine vel hamidin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve ahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin Ya Rabb şu iftar vaktinde ellerimizi açtık huzuruna durduk Ya Rabbi ne olur ellerimizi boş çevirme boynumuzu bükük çevirme Ya Rabbi şu cuma gününde camisiz cemaatsiz cumasız kaldık Ya Rabbi ne olur merhamet et bize Ya Rabbi Yeniden bizi camilerimize, cumalarımıza kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yine kalbimiz buruk ya Rabbi. Teravihler yok, camilerden salavat sesleri yükselmiyor ya Rabbi. Bu vaziyette bir Ramazan'ı bize, bize bir daha yaşatma ya Rabbi. Cıvıl cıvıl camilerinden çocukların seslerinin yükseldiği, tekbirlerin, salavatların yükseldiği, Böyle camilerden salavatların, salaların, ezanların, salavatların minarelerden yükseldiği Ramazanlara bizi yeniden kavuştur ve ulaştır ya Rabbi. Birbirimize sarıldığımız, iftar sofralarında buluştuğumuz Ramazanlarımızı özledik ya Rabbi. Yeniden bizi o günlere kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi, ellerimizi açtık huzuruna geldik ya Rabbi. Ne olur bizi rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Şu Kur'an'ın hakikatlarını bizlere aç, ikram et, ihsan et. Biz ve bizden istifade edenler de bu vesileyle istifade etsinler ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.